Hocam öğrencilerimiz de tüm öğrenciler adına konsey başkanımız Umut'la öğrencim geldi. Dünya Edebiyatı'ndan da önemli sanatçılarımızın fotoğrafları, resimleri var. Türkiye'de yapılmış önemli sanatçıların fotoğrafları var. Tabii. Nasıl olayım, ortak değerimiz. Bugün felsefe, edebiyat, astronomi, tıp, geometri gibi alanlarda çalışmalar yapmış 12. yüzyıl filozofu ve şairi Nizami Gencevi, yani Genceli Nizami'nin ismini bu yan tarafımızda görmüş olduğunuz dersliğimize vermek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Azerbaycan, Türkiye kardeşliği ebedidir, dönmezdir. Sayın Rektör, sizlere teşekkürümü bildiririm ki bugün bizi böyle bir güzel formada kabul ediyorsunuz. Sizlere minnettarım. Azerbaycan-Türkiye dostluğunun o 44 günlük vatan muharibesinde menfur Ermeniler üzerinde galebede bir daha Azerbaycan'ın dayağı Türkiye oldu. Bugün burada dahi Nizami'nin odası açılır. Ve Nizami Gencevi deyəndə biz Yunus Emre düşünürüz. Ve təsadüfi deyil ki Gəncə Dövlət Universitetində Yunus Emre odası açılıbdı ve bugün fəaliyyət göstərir. Bugün Gəncə Dövlət Universitetində Ənvər Paşa Kitabxanası fəaliyyət göstərir. Bu da Azərbaycan-Türkiyə dostluğunun bir nümunəsidir. Bugün Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı gələcək Türk dünyasının aparıcısı deməkdir. Gələcək Türk dünyası məhz Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının ətrafında formalaşacaqdır. Sayın rektorumuzun adından, Sayın rektor, sizlərə dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Mən Sayın rektorumuzun adından bütövlükdə burada cəmləşən Türk qardaşlarımıza, Türk bacılarımıza dərin təşəkkürümü bildirirəm. Rektörlüğümüz tarafından Azerbaycan Gence Devlet Üniversitesi ile Hoca Eğitim Fakültemiz işbirliğinde düzenlenen Nizami Gence dersliğinin açılış programında bir aradayız. Mutluyuz, onurluyuz. Değerli konuklar, doğumunun 880. yıl dönümünde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in kararnamesiyle adı 2021'e verilen ve Azerbaycan edebiyatının dahisi olan Nizami Gencevi gönüllere tesir etmiş, beyitlerin mimarı ve kendisinden sonrakilere ilham olmuş müstesna bir şairdir. Tarihin seyri onu Türk dünyasının ortak değeri haline dönüştürmüş ve ardında bıraktığı izler takip edilir olmuştur. Bu noktada Nizami'yi anlamak ve eserlerini el üstünde tutmak sosyal, bilimsel ve tarihi bir sorumluluğumuz haline de gelmiştir. Dolayısıyla üniversite olarak ülkemiz içinde anlam ifade eden Nizami'nin ismini yaşatacak girişimlerin önemli olduğunu düşünmekte ve bugünkü açılışımızı da bu bağlamda değerlendirmekteyiz. Bildiğiniz üzere Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021'i Yunus Emre yılı olarak ilan etmesinin ardından biz de bazı planlamalar yaparak bir dizi etkinlik gerçekleştirdik. Tabii ki Can Azerbaycan ile benzer düşünce iklimini ve duygularını paylaştığımız için Yunus Emre'nin kimliğini yaşatacak bazı gayretlerin kardeşlerimizden gelmesi de bizleri mutlu etti. Bunun güzel örneklerinden birisini veren Azerbaycan Gence Devlet Üniversitesi dersliklerinden birisine Yunus Emre adını verdi. Bize göre bu son derece anlamlıydı. Böyle olunca da üniversite olarak buradan hareketle
Biz de şanına, adına yakışır bir şekilde Nizami'nin ismini dersliğimize vermeyi uygun bulduk. Biz Azerbaycan'daki üniversitelerle işbirliğine ve anlaşmalara her zaman önem veriyoruz. YÖK'ün uluslararasılaşma stratejisinde pilot üniversite olarak seçilen ve geçtiğimiz günde araştırma üniversitesi olan kurumumuz son 3 yılda Azerbaycan'ın önde gelen yükseköğretim kurumları ile çeşitli alanlarda işbirliği protokolleri de imzalamıştır. Sırlar Hazinesi adlı eserinde yer alan Söz Hakkında isimli şiirini "Söz durdukça dünyada bırak sözü yayılsın, Nizami'nin adı söz ile ölümsüz olsun" mısraları ile bitiren şairin ismini buraya vermek de bizim sözümüz oldu. Biz de bugün bunu yerine getirdik. Nizami Gencevi'nin bir portresi bir illüstrasyon şeklinde hazırlandı. Şimdi rektörümüz de bu tabloyu takdim ediyorlar. Nizami'nin mekberesi değil. Ben Nizami'nin mekberesi hakkında yazılmıştım. Tarihi, çok tarihi. Uyuduğu yer. Hayırlı olsun. Azeri Türkçesiyle çevirdim. Teşekkür ederim.